direkt otelimizden çıktık. Hemen otelimiz Sagrada Familia'nın yanı başında. Şöyle genel olarak göstereyim. Heybetiyle dudaklarımız uçukladı resmen. Bir yerde oturalım, şimdi bir şeyler yiyelim istedik. Hemen daha doğrusu bu manzaraya karşı oturalım. Kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra bir şey yemedik. Ve saat nereden baktığımız 3 oldu. Evet, muhteşem. Beni bulamıyorum. Yarın da içini gezeceğiz ama bakalım ilk gün için. Kendimiz buna bakmaktan ve bunun karşısına oturmaktan onu koyamıyoruz. Sagrada Familia'nın karşısında yemeğimizi yemiştik. Dün biz aynı cadde üzerinde yürüdüğünüz zaman ileride yine görülmesi gereken noktalardan biri olan Gaudi'nin eserlerinden ikinci, hatta üçüncü önemli eseri olan Sagrada Familia'dan sonraki Casamila'ya geldik. Ben etkilendim. Ama Özgür pek etkilenmedi. Şimdi aşağısında bir şey var, mağazası var. Bir oraya bir bakalım. Biraz orada vakit geçirelim. Sonra da buradan Casabalta'ya geçeceğiz Özgür. Tamam, o zaman şuraya bir girmek istiyorum. Evet, şimdi Casamila'nın mağazasına geldim. Çok güzel ürünler var. Gözüme bir şey çarparsa belki satın alabilirim. Ama buranın klasik mozaikli timsah mı desem, dinozor mu desem, girişte merdivenlerle karşılayan bir detayı var. Onu görebilirsem belki satın alabilirim. Vardır ama şu an ben hızlı bir mağaza içi tur attığım için şu an göremiyor olabilirim. Ama daha sonra yine gelebilirim buraya. Özgür bekliyor. Şimdi buraya girmedi. Yüksek ihtimalle sigara içiyordur dışarıda. Evet, daha geniş bir zaman ayrılıp burada minki anı hatıra alışverişi yapılabilir. Casamila'yı gördük. Casabatlo'ya Casamila'yı. Şimdi biraz cadde boyunda yürüyelim istiyoruz. Hava güzel. Biz Madrid ve Lisbon'dan buraya geldiğimiz için oralarda bayağı üşümüştük. Burası sıcak. Lisbon da sıcak ama ben Lisbon'da üşüdüm ya niyeyse. Biraz rüzgarlıydı ama Madrid soğuk. Bir dakika. Şurayı alayım diye. Ve şey, ne bileyim yani hava çok iyi geldi bana ve ben açık havada saatlerce yürüyebilirim. Çünkü caddeler çok güzel, çok keyifli. Harika. Geçebiliyoruz. Evet, burada lüks markaların olduğunu söylenen cadde burası galiba. Şu yukarıdan aşağıya. Chanel'den, Prada'dan başlamak kaydıyla birçok markayı gördüm. Güzel, keyifli bir cadde. Yani açıkçası her türlü marka var. Yani Mangosundan. Ne bileyim yani. Ultralüks'e kadar var yani çeşit çeşit. Zaten böyle olması güzel bence. Çok iyi görünmüyor mu binaya? Özgür, şuna bakar mısın? Şurada bakalım. Evet, ne parkındayız şimdi? Katalunya. Katalunya, evet. Katalunya Parkı'ndan şeye doğru gitmeye çalışıyoruz. Barri Gotica. Yani aslında orayı da görmesek bile olur. Her yer çünkü sanat eseri fışkırıyor. Bütün sokaklar, caddeler. İnsanlar açık havada işte keyifle takılıyorlar.
Evet, bence o yılan fikri çok iyi bir fikirmiş. Onu alıntı yapmaları lazımdı. Bu mu? Evet. Şey, üzüm olayından ötürü. Şarap tanrısı. Şurada da var bir heykel. Sola dönün. Şöyle ben şimdi Özgür'ü bulayım. Şimdi bu meydanın orta kısmında bulunan güvercinlerin yoğun bir şekilde neyine uğramış diyelim. İşgaline uğramış olan meydanın tam orta yerinde. Biz de şöyle bir genel etrafımıza bir bakalım. Sonra da farklı bir noktaya doğru geçeceğiz. Kaç saat oldu? 3-4 saat oldu ama 3 saatte ilk kazığımızı yedik. Ondan sonra vuralım kendimiz dedik biraz şöyle. Şu an bulunduğumuz meydan neydi ismi? Plaza de Catalunya. Plaza de Catalunya'dayız. Zaten gösterdiğim dört bir yanı demeyeyim, etrafı heykellerle çevrili bir meydan burası ve şöyle. Antik Yunan tanrılarının şey versiyonu. Modern. Roma etkisiyle bezenmiş. Zaten ha. Avrupa'da antik Yunan tanrıları bir reenkarnasyon geçirip Roma İmparatorluğu'na adapte oluyorlar işte. İşte savaştan bir Ares, Mars oluyor falan. Anladım. Daha o zaman antik Yunan tanrılarının Roma dönemine yansımış hali diyebilirim. Versiyonlarından. Yani biraz öyle hikayeler olabilir. Mitolojik şeyler falan filan var. Bolca şaraplı Dionysos etkisinde olan heykeller var. Yani keyif mekanı denebilir burası. Evet. Ve insanlar buraya güvercinleri de alıştırmışlar. Böyle ortalık güvercin kaynıyor. Güzel, keyifli bir yer. Neyse o zaman biz şimdi nereye gidiyoruz? Bazilika'ya gidiyoruz. Ne bazilikası? Barra gotik. Galiba o dediğimiz yer burası değil mi aşkım? Şurası. Gotik mimari. Evet, gotik mimari. Ama tabii güney batı yönünde ilerleyin. Çok güzel, şirin bir eskici. Evet. Güzel bir pazara denk geldi. Ben şimdi buradan bakarım bir şeyler. Güzel. Çok çok güzel hatta. Güzelden de öte. Sola dönün. Aslında çok fazla kullanma alışkanlığı yok ama bir broşit değil. İstiyorum, evet. Esto se vende como churro. No fener. Aaa, turuncu. Güzel. Sí, con este 30. Tu ves su mano. Evet, şimdi ne yaptık biz Özgür? Laramla'ya. Laramla Caddesi'nde. Yukarıdan bir yürüyoruz. Katalonya meydanından. Ha. Bir yürüyoruz. Aha. Yürüyoruz, boyda boyunca. Güzel bir cadde. Alışveriş yapılabilir. Keyifli kafeleriyle oturulabilir. Ve artık caddenin sonuna geldiğimize göre. Hemen şöyle detaylı bakayım, gösterebilecek miyim? Biraz daha yaklaşabiliriz. Dün akşam geldiğimizde tabii karanlık olduğundan ötürü detaylı göremedik ama şu an biraz inceleyelim bence, yaklaşalım. Ne dersin? Başka dünyanın güzelliğine bakar mısın? Çok iyi ya. Yani şey, böyle değil mi? Sokaklarda yürürken bir fotoğraf çekeyim dediğin vakit şey diyorsun. Nasıl çekeyim ve hangisini çekeyim? O kadar çok ki. Dolayısıyla video almak bence en güzeli ve en kolayı. Ezilmeden kardeşim. Şey, karşıdaki heykelleri gördün mü Özgür, binanın üstündeki? Neptün mü? Dur.
Ha. Evet, eklemek istediğim bir şey var mı? Oh. Çok güzel bir anıt heykel bu ya. Buradan aşağı zaten şey hemen, Marina. Barcelona evet. Marina galiba. Şey evet, aslanlar şu an. Müzik şey, limanı var. Ha evet, şimdi akşam vardı. Öyle bir şey talihsiz döneme denk geldim ki bacağım tatile çıkacağımız yani artık benim için tatilin asıl başlayacağı yürümem gereken yer neydi? İşte Oviedo'dan sonrasıydı. Oradaki ondan sonra Oviedo'dan ayrılacağımız akşam böyle valiz toplarken ters bir hareket yaptım ve o an böyle bacağımdaki şey hissettim. Olayını hissettim ama ertesi günü yandığımda artık iş işten geçmişti. Ve bacağımı arayarak geziyorum neredeyse bir haftadır. Evet. Anıtta bazı herhalde restorasyon çalışmaları da sürüyor galiba bazı heykellerde. Evet. Ama yani bu Lizbon'da da gördüğümüz şey kaşiflerine çok büyük saygı ve değer veriyor. Yani İspanya'da da. Evet. Sonuçta kapısını açmış adamlara. İspanya ve Portekiz. Evet, dinliyorum seni. Orta çağın sonunda bütün Avrupa'daki altının yani %50'sinden fazlasına sahip ülkeler yani ilk sermaye birikimi oluşan ülkeler bunlar aslında. Ha. Zenginlik Avrupa'ya bu ilk ülke üzerinden geliyor ilk başta. Çünkü sonra bütün dünyanın zenginliklerini adamlar herkesten önce ulaşıyor. Gidiyor ve Avrupa'ya taşıyorlar yani. Yok, ama sanki sağ tarafta değil mi? Orada şurada bir dağ var ya. Sanki dağın o arka tarafları falan olabilir. Evet artık kentin denizle buluştuğu noktaya geldik. Güzelmiş burası. Gerçekten hareketli, sıcak. Böyle şey var. Yelkenli, hep yelken tekneler var. Ha, değil mi? Görüntü güzel. Gerçekten güzel. Demek ki burada hiç şey tekne yok galiba. Ne yok? Bunlarında da hiç böyle yani bizimkiler vardı, gibi lüks yatlarına getirip demirlemiyorlar. Bence çok hareketli bir yere benziyor orası. Ya onlar da vardı da orada belki var onlar da ama şeyi gezdim istedim. Yani asıl denizcilikten keyif almak yelkenle oluyor yani. Evet, şu güzelliğe bakar mısın? Evet. Kanatta bir. Hadi geç fotoğrafını alayım. Evet, aynı zamanda videonun içerisinde senin fotoğrafını da alıyorum. Bir de şöyle alayım.